Şehrin nabzından herkese merhabalar. Efendim, sağlıklı beslenmek zor iş ama kilo vermeyi hepimiz isteriz. Fit bir görüntüye kavuşmak da birçoğumuzun hayali. Bu yüzden başarılı bir firmaya geldik bugün. Yeşim Üçgüzar bizleri karşılıyor. Sağlıklı Yaşam ve Diyet Merkezi'ndeyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Tanıyalım sizleri. Ben Yeşim Üçgüzar Orak, Gaziantepliyim. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. Daha sonrasında 6 ay kadar Avrupa'da staj yaptım ve tekrar Gaziantep'e döndüm. Uzmanlığımı aldıktan sonra Gazi Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım ve şu an doktor diyetisyen olarak kendi kliniğimi açtım ve yaklaşık bir yıldır da burayı işletiyorum. Peki neler yapıyoruz burada, hangi hizmetleri veriyoruz sağlıklı beslenmeye dair? Burası çok fonksiyonlu bir merkez. Diyet dışında pilates hizmeti veriyoruz. Onun dışında zayıflamaya özel olarak yüksek teknolojili olan cihazlarımız mevcut. FocoActive gibi, RawShape gibi, andülasyon gibi. Onun yanı sıra özel hocamızla sportif çalışmalarımız var. Yetişkinlere, çocuklara ve ergenlere hizmet verebiliyoruz. Diyetin ve sağlıklı beslenmenin hayatımızdaki yeri ve önemi. Diyet kelime anlamı olarak beslenme şekli demektir. Aslında diyet deyince direkt aklımıza zayıflama geliyor ama bu yanlış bir kanı. Beslenme şekli de insan hayatı için oldukça önemlidir. Çünkü sağlıklı yaşamın birinci sırrı beslenme şeklinizde yatmakta. Kişiye özel, vücuda özel, vücudunuz ne istiyorsa ona özel beslenme şekli de size özel olmak zorundadır. Bu yüzden diyet çok önemlidir. Peki ortalama ne kadar kilo vereceğim bunu bir haftaya ya da bir aya oranlarsak? Şimdi bu kişiye göre cevap verilmesi gereken bir soru. Kişinin vücut analizi alındıktan sonra vücut yağ oranına göre buna karar verilir. Örneğin sizinle aynı kiloda olan bir insan 3 ayda kilo verebilirken diğer insan 1 ayda verebilir. Yeşim Hanım, diyet yaparken sık yaptığımız hatalar sizce neler? Evet, bu çok genel bir soru ama hala yapılan hatalar var bilmemize rağmen. Bunlardan birincisi tabii ki aç kalarak zayıflamak. Kesinlikle aç kalarak zayıflayamayız. Çünkü aç kaldığınız zaman vücut tıpkı kıtlıkta gibi size bir tepki verir ve kilo vermek yerine tam tersi yağ dokuyu korumaya alır. Çünkü yağ dokusunda sizin hayati fonksiyonlarınızı sürdüren hormonlar sentezlenmektedir. Bu yüzden kesinlikle aç kalarak kilo vermeye çalışmamalıyız. Kişiye göre karar verilerek 2 öğün olabilir, 3 öğün olabilir. Bu şekilde kişiye özel çalışmalarla güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Yeşim Hanım, konunun başında bize beslenmeyi kendi kliniğinizde sporla desteklediğinizi söylediniz. Peki neler yapıyoruz? Bunu biraz detaylandırmalıyız. Şimdi kliniğimizde pilatesi fizyoterapist hocamızla birlikte veriyoruz. Bunun yanı sıra nabız hızını arttırıcı özel cihazlarımızın olduğunu da söylemiştim. Bunlardan bir tanesi 30 dakikada ortalama 1500-2000 kalori yakmamızı sağlayan VacoActive cihazımız. İçerisinde 5 tane özel tedavi sistemi var. Bunlardan bir tanesi ozon terapi olduğu için dolaşımı hızlandırarak, diğeri de vakum terapisi olduğu için ısının hücre içine geçişini hızlandırarak yağ dokusunun hızlıca azalmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden bu kalorileri 30 dakikada yakabiliyoruz. Bunun yanı sıra andülasyon cihazımızla 2,5 saatlik yürüyüşe eşdeğer bir oksijen kapasitesi veren bir sistemimiz var. Bunlar aynı zamanda bölgesel incelme ve selülit tedavisinde oldukça kullandığımız cihazlar. Yani kişi dışarı çıkıp egzersiz yapamıyorsa ya da bir spor salonuna gidemiyorsa ya da sıkılmışsa artık bu çeşit yöntemleri de deneyerek güzel sonuçlara hızlıca ulaşabiliyoruz. Efendim, sizlerin huzurunda Yeşim Hanım'a bir kez daha teşekkür edelim. Sağlıklı beslenmeyi ve diyeti konuştuk. Farklı bir sektörle yolumuza devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler.